Merhaba hızlandırılmış dünya Tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün 2. Dünya Savaşı hakkında konuşacağız. En sonunda elimizde renkli görüntüler olan bir savaş görebiliyoruz. Hızlandırılmış kursta tarihin eğlenceli yönü üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ve 2. Dünya Savaşı gerçekten de çok ama çok eğlenceliydi dersem de inanmayın. Öğretmenim öğretmenim yoksa bu kurs dünyayı daha karmaşık olarak düşünmemi sağlayacak melodramatik sonlardan birine sahip olan ve hiç eğlenceli olmayanlarından biri mi olacak? Hey sen bıyıkları terlemeden seni görmezden gelip orada var olduğunu bile kabul etmeyeceğim tamam mı? Filmlerden, kitaplardan, belgesellerden hatta büyüklerinizin anlattığı hikayelerden 2. Dünya Savaşı ile ilgili çok şey duymuş olmalısınız. Bugün size savaşın detaylı bir özeti yerine insanlık tarihindeki bu en yıkıcı savaşın neden başladığını ve bugün bile küresel olarak neden hala önemli olduğunu anlatacağım. Tarih derslerinin savaşlarla bu kadar çok ilgilenmesinin sebebi sınavda bu konulardan soru hazırlamanın oldukça kolay olmasıdır. Yani hepsinin bir başlangıç ve bitiş tarihi olur öyle değil mi? Nedense hepsi sosyal, politik ve ekonomik sebeplerle başlar ve az önce dediğim gibi savaşlarla ilgili çoktan seçmeli sorular hazırlamak çok kolaydır. İkinci Dünya Savaşı'nın ne zaman başladığı sorusuysa tabii ki büyük bir istisna. 1939'da Naziler Polonya işgal ettiğinde mi başladı? Aslında hayır. Bence savaş e, Japonya 1931'de Mançurya'yı işgal ettiğinde başladı. Hatta 1945'e kadar savaşmaya devam ettiklerini düşünecek olursak Japonya'nın 1937'de Çin'i işgal etmesiyle başladı da diyebilirim. E, Hitler'in 1933'te başa geçmesi ya da Amerika'nın 1941'de savaşa girmesi savaşın başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir. Gördüğünüz gibi savaşın ne zaman başladığı sorusu karışık. E, Çin'deki savaşın vahşetine King yüzlerce hatta binlerce Çinli'nin onlarca kat örnek verilebilir. Bu savaş o kadar tartışmalıdır ki bugün hala Japonya ve Çin arasındaki ilişkileri etkilemeye devam eder. Ayrıca az önce kullandığım katletmek kelimesiyle ilgili bir sürü olumsuz yorum alacağımdan da eminim. İkinci Dünya Savaşı televizyon ve filmlerden gördüğümüz özellikle de Avrupa sineması sinemalarındaki anlatımıyla Adolf Hitler'in başlattığı savaştır. Hitler gerçek anlamda tarih yazmış ama bunu çok kötü bir şekilde yapmış bir liderdir. Hatta Hitler olmasaydı bugün İkinci Dünya Savaşı diye bir savaştan. Bahsedemeyecektik bile diyebilirim. Ama Hitler oradaydı ve 1933'te başa geçtiğinde paranoya ve Yahudi alehtarlığıyla e, süslenmiş anavatanını vatanını geçmişteki pırıltılı günlerine geri döndüreceği vaadiyle başa geçtiğinde Almanya hızlı bir şekilde silahlanmaya başladı ve savaş kaçınılmaz hale geldi. Başlangıçta her şey tanklar, uçaklar ve kamyonlarla özdeşleştirilmiş mekanize bir teknolojiden ibaretti. Buna e, Blitzkrieg yani askerlerin hareketini destekleyecek, orduların, ta tankların hızlı hareketlerinin ve hava gücünün kullanıldığı yıkıcı taktik adını verdiler. Blitzkrieg savaşın ilk zamanlarında aynen beklendiği gibi oldukça etkili oldu. Öyle ki Naziler Polonya, Norveç, Danimarka, Hollanda ve Kuzey Fransa'yı 1939'un sonbaharı ve 40'ın yazı arasındaki 9 ayda işgal ettiler sadece. Naziler Avrupa çoğunluğunu nakat ettikten sonra gözlerini Büyük Britanya'ya diktiler. Ama adayı işgal etmek yerine inanılmaz büyüklükteki hava saldırıları düzenlediler. Şimdi bu postere bakıp düşündüğünüzde aklınıza kraliçe dönem ödevini bitirmemi istiyor öyleyse yapabilirim gibi fikirler geliyor olabilir ama bahsi geçen posterin 1930'daki basılma amacı bombardımanın yarattığı terörü bastırmaktı. E, Britanya Savaşı kraliyet hava kuvvetleri ve Luftwaffe arasındaki bir düelloydu. Her ne kadar kraliyet hava kuvvetleri nazilerin İngiliz hava sahasını kontrol ettiklerini yalanlasa Naziler Büyük Britanya'yı bomba yağmuruna tutuyorlardı. Buna da Blitz adını vermişlerdi. Yok hayır bu sefer şaka yapmayalım. Evet ne diyordum Blitz. Bu arada Avrupalılar Kuzey Afrika'da birbirleriyle savaşıyordu. Kuzey Afrika cephesindeki savaş 1940'ta başladı ve 1942'ye kadar devam etti. Bu savaş İngiliz General Monty Montgomery'nin çöl tilkisi Erwin Rommel'dan daha tilki olduğunu kanıtladı. Amerikalıların ilk kez Nazilere karşı savaştıkları ve daha da önemlisi Indiana Jones'un ait sandığını bulduğu savaştır. Hadi düşünce balonunu ziyaret edelim. 1941'de 2. Dünya Savaşı'nın önemli bir yılıydı yani 1941. Naziler 1939'da imzalanan saldırmazlık baktığım için Serhat Rusya'yı işgal etti. Bu durum savaşın gidişatını etkileyerek Nazilerin yenilmesinden 3 dakika sonra sona erecek bir müttefikliğe. Yani en kuvvetli kapitalist ülkelerle en kuvvetli komünist ülkenin güçlerini birleştirmesine yol açmıştı. Nazilerin Rusya'yı işgal etmesi Doğu e, cephesinin tabi Ruslara göre de Batı cephesinin açılması sebebi olarak milyonlarca Rus'un ölümüyle sonuçlandı. 1941 aynı zamanda Japonların Amerika'yı yansız kalmaya zorlayacağını düşündükleri hain Pearl Harbor e, saldırısında da şahitlik etmiştir. Bu son derece aptalca bir bahisti çünkü Amerika zaten bu tepki kuvvetlere destek olurdu ve tarafsız değildi. Ayrıca Amerika Beşik Devletleri'nin barışçılığı ya da politik yansızlığı, e, yansızlığı ile meşhur olduğunu da söyleyemeyiz yani. Tüm bunlara ek olarak Japonya 1941'de Güneydoğu Asya'nın da büyük bölümünü işgal ederek Avustralya ve Yeni Zelanda'yı rahatsız etmeye başladı. İngiliz milletler topluluğunun bir parçası olan Avustralya ve Yeni Zelanda zaten otomatik olarak savaşa dahil olmuşlardı. Ancak bu kez evlerine çok yakın bir yerde savaşmak zorunda kalabilirlerdi. Avustralyalılar neden e, ikinci Dünya Savaşı'nı anlatırken bizden bahsetmiyorsunuz demeyin değil mi? Sizin için bir buçuk cümle kurdum yetmez mi? Avustralyalılar ve Amerikalılar Japonlarla savaşmaya başladıklarında bu hal hazır bir dünya savaşıydı. Bu zaman zaman aktif olarak çatışmak, zaman zaman aç kalmak, zaman zaman bombalamak, zaman zaman savaş için üretim yapmak geliyordu. Arjantin belki Dünya Savaşı güç merkezlerinden biri değildi ama savaş sırasında ürettikleri etle İngiliz ihtiyacının yüzde kırkını karşılıyorlardı. Teşekkürler düşünce balonu. Amerikan milliyetçisi falan olduğumu zannetmeyin ama Amerika'nın savaşa girmesi çok fazla şey değiştirdi. Nazilerin Rusya'yı işgal edebileceklerini zaten düşünmüyordum ama Rusya'yı özellikle de kışın bekleyin. Moğollar dışında kimse işgal edemez. Şimdi 1942'de gerçekleşen Japonların savaşı kazanma ihtimallerini sıfıra indiren Midway savaşını atlayıp Stalingrad savaşına odaklanacağım. Stalin çok kötü biri olduğu için şimdilerde Volgograd olarak adlandırılan yere onun adı verilmişti ve burada gerçekleşen savaş 2 milyondan fazla kayıpla bugüne kadar dünyanın gördüğü en kanlı savaşlardan biri olarak kabul edilir. Almanlar işe Stalingrad'da binlerce ton bomba yağmuruna tutarak başladılar. Ruslar bunu Almanlara saldırarak yani cephelerini Alman cephelerine yakın tutup bomba Rusların yanında Almanlara da de hedef sağlayarak karşılık verdi. Almanlar hala şehrin büyük bir kısmına sahipler ama bir Sovyet karşı hata 6. Alman ordusunu perişan etti. Bundan sonra Hitler'in uçsuz bucaksız megalomanlığı ya da hemen hemen herkesin ondan korkuyor olması sonucu 6. ordu açlıkla ve soğukla sonuna kadar mücadele edip teslim oldu. Bu arada çoğu öldü ama kurtulanların da sonu pek iyi olmadı. Küçük bir not Stalingrad'daki 91 bin savaş erinden ancak 6.000 evlerine dönebilmişti. Stalingrad savaşın Avrupa'daki gidişatını değiştirirken Amerikalıların adadan adaya atlaması stratejileri de Amerikalı askerlerin Japonya'ya yaklaşmalarını sağladı. Roma, Haziran'da Amerika ve Kanadalıların yardımıyla özgürlüğüne kavuştu. Normandiya'daki İngiliz, Amerikan ve Kanada ortak yapım hareketi senazilerin sonunun başlangıcıydı. Açık mektup zamanı mı? Kanada'ya açık mektup. Ama önce gizli bölmede ne olduğuna bakalım. Oh! Üzerinde Kanada yazan fırın eldivenleri var. Hızlandırılmış kursun Kanadalı hayranlarına bu eldiven için teşekkür etmek istiyorum. Kanadalılar gerçekten çok iyiler. Sevgili Kanada hızlandırılmış kurslarda size karşı her zaman saygılı olmamış olabiliriz ama harikasınız siz. Evet sizi gösteriyorum. Aman elimde eldiven olduğu için anlamadınız. Kanadalılar müttefikler için savaşırken 45 bin kayıp verdiler. Bu rakamı nüfuslarına oranlarsak Kanada'nın Amerika'dan daha fazla kayıp verdiğini söyleyebiliriz. Savaşın başlarında Büyük Britanya'yı korumak için Kraliyet Hava Kuvvetleri ile savaştınız. E, Juno sahilini işgal ettiğini, ettiğimizde de oradaydınız ve birçoğunuz aşağıya bıraktığınız yorumlara göre 1912'de de Amerika'yı yendiniz. Kanada siz çok büyük bir askere gitsiniz. Harika oduncularsınız. Bir anı sokeyini sağlık sisteminiz bir de bir de bir de Justin Bieber'ınız var. Ay sizi çok kıskanıyorum Kanadalılar. Çok 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 kıskanıyorum. daha ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet saygı tamamdır 1944'ün sonlarına doğru müttefikler batıdan Rus Kızıl Ordusu da doğudan ilerleyişini sürdürmekteyken Alman hücumunun son çırpınışları da başarısız oldu. Mussolini 1945'in Nisan ayında apar topar idam edildi. Hitler'in de aynı ayın son günlerinde intihar ettiğini biliyoruz. 8 Mayıs 1945'te Almanlar koşulsuz olarak teslim olduğunda müttefikler zaferlerini ilan ettiler. Bundan 3 ay sonra Amerika'nın savaş tarihinde ilk kez kullanılmış atom bombaları sonucu Japonya'da teslim oldu ve 2. Dünya Savaşı sona erdi. Savaşın çok belirgin bir sebebi vardı. Almanya, Japonya ve bunlara göre daha küçük çaplı da olsa İtalya'nın dizginlenemeyen askeri ilerleyişi. Şu anda Hitler'in deli ya da şeytani olduğu hakkında e, konuşabiliriz ama bu bile Nazilerin Rusya'yı neden işgal etmek istediklerini ya da Japonların Pearl Harbor'u neden bombaladıklarını açıklamıyor. Bunun için bazıları son derece şeytani olan bir sürü açıklama düşünebilir tabii ama bence aralarında en ilgi çekici olanı yiyecekle alakalı olanıdır. Hitler'in Almanya sınırlarını genişletmek için birçok sebebi vardı ama onun çoğu zaman Lebensraum's yani Almanların yaşadığı alandan bahsettiğini biliyoruz. Alman tarımı birçok küçük çiftlikten oluştu ve bu da son derece verimsiz olduğu için Almanya'nın yiyecek üretiminde kendi kendine yetebilir hale gelmesi için bolca toprağa ihtiyacı vardı. Ukrayna, Polonya ve Doğu Rusya'ya ait olan topraklar alınıp buraya Alman nüfusu yerleştirildiğinde de Almanlar istedikleri düzene ulaşacaklardı. Bu alana yaklaşık 20 milyon kişinin açlıktan öleceği planlanarak açlık planı adını verdiler. Öleceklerin çoğu tabii ki bu topraklarda yaşayan Polonyalı, Ukraynalı ve Ruslar diğerleri de ölene kadar çalıştırılacakları için Yahudiler olacaktı. Naziler 6 milyon Yahudi öldürdüler. Ölen Yahudilerin çoğu açlıktan ölürken büyük bir kısmı tüyler ürperten bir ölüm kabusu gerçeğiyle tanıştılar. Ölüm kamplarının toplama ve emek kamplarından farkı bu kamplarda Nazilerin uygun görmedikleri insanları yani Yahudileri, Romanları, Komünistleri, Homoseksüelleri ve engelli insanları katlediyor olmalarıydı. Bazı tarihçiler Nazilerin ölüm kamplarını açlık planları istedikleri şekilde ilerlemediği yani Yahudiler beklendikleri kadar hızlı ölmediği için açlıklarını söylerler. Bu hastalıklı plan bir çılgınlığa dönüştü ve Almanlar İngilizler gibi dünya ticaretine katkıda bulunmak yerine kendilerini işgalle ve işgal ettikleri yerlerde yaşayanları öldürerek beslemeyi tercih ettiler. Benzer bir şekilde savaşın başında Japonya'da akut bir yiyecek sıkıntısıyla yüz yüze kalmıştı. Çünkü tarım sektörü nüfusun büyümesini kaldıracak durumda değildi. Bunun sonucu Japonlar da örneğin Kore'ye çiftçi yerleştirerek tarımsal güçlerini arttırmak istediler. İkinci Dünya Savaşı'nın demokratik idealler için müttefik devletlerin faşist mihver devletlerin totaliter ve askeri e, emperyalizme karşı savaşı olduğunu söylemek her ne kadar cezbedici olsa da inceleyip sık dokuduğumuzda durumun bundan ibaret olmadığını görebiliyoruz. Mesela çok önemli bir müttefik olan Stalin'in e, Sovyetler Birliği en az demokratik olan yerlerden biriydi. Bunun bir abartma olduğunu düşünebilirsiniz ama öyle değil. Stalin'in Sovyetler Birliği dünya üzerinde en az demokratik olan yerlerle yakından bağlantılıydı. Çok büyük e, topluluklar ama e, orada bir yerdeler işte. Yani savaşın en emperyalisti ise tartışmasız İngilizlerdi. Milletler Birliği olmadan ne yiyecek giysileri, ne yiyecekleri vardı. Neden Nazilerle savaşabilirlerdi? Peki 2. Dünya Savaşı neden önemli? Öncelikle eski bir Roma sözü olan Homo homini lupus yani insan insanın kurdudur sözünün doğru olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle de Holokost yani Nazi soykırımında bunu görmedik mi? Diğer tüm istatistiklerde zaten alt üst olmuştu. İngilizler yiyeceği daha iyi dağıtabilselerdi ölmeyecek olan 1 milyondan fazla Hintli İngiliz açlıktan öldü. Bunun üzerinde Hintliler de İngilizlerin üstün medeniyetlerinin bir kurmacadan ibaret olduğunu anladılar. Yine açlıktan dolayı 1 milyondan fazla Vietnamlı ölü 418 bin Amerikalı Almanya ve Japonya'da savaşa katılma, katılamadan ölenlerin sayısı yine 1 milyondan fazlaydı. Ve Çoğu sivil olan 20 milyondan fazla kişi de Sovyetler Birliği'nde can verdi. Sivillerin hedef e, alınmasının sebebi ise tarım ve endüstride çalışıp savaşı desteklemeleriydi. Bu bir ülke savaşa girdiğine dikkat edin. Sadece ordusundan değil, ulus olarak savaşa girmesinden bahsediyorum. Askeri olmayan hedef diye bir ayrım kalmıyor. Dresden'de, Tokyo'da ve Hiroşima'da asker ve sivil e, arasında hiçbir ayrım yoktu. Sonra da bir e, Holocaust Nazi soykırımı var tabi. Batı ilerlemesi, kayıt tutması, endüstriyel üretim ve teknolojinin insanları öldürmede kullanıldığını düşününce bu son derece türleri perdici bir aralıyor. İkinci Dünya Savaşı modern ve Sanayileşmiş ulusların aydınlanmanın en iyi örneği olarak değil de akıl almaz zulümlerle anılmasına şahitlik etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonundaysa batıda ya da başka bir yerde nerede yaşarsak yaşayalım hepimiz batılı ilerlemenin ilerleme olarak görülüp görülmemesi gerektiği konusunda kuşkuya düştük. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşürüz.